Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Zeynel Balkız, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Emniyet Müdürü Tayfun Erdal Ceren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çelenk sunma töreniyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esareti asla kabul etmediğine vurgu yapan Başkan Ergün, şunları söyledi. Bizler esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Çünkü vatan bizim namusumuzdur. Çünkü bizim inancımıza göre bayrak inmez, ezan susmaz. Çünkü bizim için toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yüce Türk milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün cihana karşı gösterdiği kurtuluş mucizesinde işte bu çerçeveden bakmalıyız. Değerli hazırım, Mayıs 1919 yüce milletimiz için asla unutulmayacak bir ay olmuştur. Bu ay içinde bir yandan düşman İzmir üzerinden yurda girerken, diğer taraftan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak kurtuluş hareketini başlattı. 25 Mayıs 1919'da güzel Manisa'mız düşman kuvvetlerinin eline geçti. Tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de güzide toplumumuzun içinde işbirlikçi ve hainler vardı. Ve o hainler Yunan askerlerini Yunan bayraklarıyla karşıladılar. Manisalılar yıllarca ekmeğini paylaştığı bu hainler tarafından kandırıldı. Elim işgalde binlerce şehit verdik. Evlerimiz, kutsal mekanlarımız talan edildi. Kadınlarımız, çocuklarımız insanlık dışı muameleye tabi tutuldu. Ne var ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı milli mücadele Ege'ye ve Manisa'ya kadar ulaştı. Şanlı Türk bayrağımızı taşıyan kahraman ordumuz düşmanı Ege Denizi'nin sularına döktü. Bu kahramanlık öyküsünün bilançosu ise çok ağır oldu. 3 yıllık işgal süresinde Manisa'mızda Müslüman Türk nüfustan 30 bin can kaybı oldu. Manisa'mız o yıllardaki yaklaşık nüfusu 45 bin idi. Yani işgal sırasında Manisa'da Müslüman Türk nüfusuna kayıtlı her 3 kişiden ikisi feda etmişiz ama yine de aziz vatan topraklarını düşmana teslim etmemişiz. İşte biz böylesine bağımsızlığına ve kutsal değerlerine bağlı bir milletiz. Vatan uğruna ölmek şehit olmaktır. Şehadet bizim inancımızda peygamberlerden sonra
bir kulun yükselebileceği en yüce makamdır. Biz de şehitlere ölü denilmez. Çünkü onlar ölümsüzdürler. Çünkü onların yeri sadece cennet değil, yüce Allah'ın katıdır. Atalarımızın toprağı bol olsun, nur içinde yatsınlar. Dün olduğu gibi bugün de aziz vatanın savunmasında şehitler veriyoruz. Her şehit cenazesinde yüreklerimiz parçalanıyor. Son bir ay içinde sadece Manisa'mızda 5 vatan evladımızı daha yüreğimize gömdük. Allah geride kalan acılı eş, çocuk, anne ve babalarına sabırlar versin. Ama şunun iyi bilinmesinde büyük fayda var. Bu millet daha nice vatan evlatlarını yüreğine gömer. Yeter ki milletimiz memleketi idare edenleri terörle mücadelede korkak, yılgın ve terörle işbirliği içinde görmesin. Yeter ki milletimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatanı müdafaa uğrunda ortaya koyduğu güçlü iradeyi görsün. Yeter ki bu milleti idare edenler ya istiklal ya ölüm gibi kararlı bir duruş ortaya koyabilsinler. Değerli hemşerilerim, işte böylesine yoğun duyguların yaşandığı bir 8 Eylül yaşıyoruz. Bu vesileyle milletimize bu bayramı yaşatan, ya istiklal ya ölüm ruhunu ortaya koyabilen Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu milletin asla unutmayacağını bir kez daha burada bildirmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Manisalı hemşerilerimin 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi buradan bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Onların kutsal emanetini koruyacağımızdan, daha da büyütüp geliştireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Saygılarım. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü kutlama töreni Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından sona erdi.